Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Kuzulara yem döküyoruz. Bunları da dün gece getirdim. Geçen haftaki getirdiklerimi sattım hepsini. Şunları içine bir gireyim. Arkadaşlar besicilik maliyetli bir iş. Yemi maliyet, hastası maliyet, öleni maliyet, her şeyi maliyet. Yani kuzuya ahıra koydum. 40 kilo, 45 kilo her neyse. Bunlara ben 3 ay 4 ay bakarım. İşte 80 kilo yaparım, 70 kilo yaparım. Para kazanırım. Bu şekilde düşünen arkadaşlarımız da var da bakın. Yani böyle şeyler var. Tamam kazanırsın. O kiloları yaparsınız ama içinde gerçekten çok sıkıntılı çıkan mallar var. Bakın. Şu kuzu bakın. Aha, topal oldu. Topallama yapıyor. Şimdi birazdan göstereceğim sıkıntılı olan mallar var. Deliren mallar var. Ondan sonra nasıl diyeyim size. Sabah geliyorsunuz veya akşam geliyorsunuz malın hiçbir şey yok. Sabah bir geliyorsunuz mal mundar ölmüş. Hiçbir şey yok yani. Ölmesini ölür diye beklediğiniz mal ölmüyor ama ölmez dediğiniz mal ölüyor. Yani bakın böyle riskler var arkadaşlar. Bunları da aklınızda tutun. Çok arpa verirsiniz mal deliriyor. Az arpa verirsiniz mal etlenmiyor. Yani bir sürü sıkıntısı var. Yani bunları da aklımdayken söyleyeyim dedim. Bakın torba torba arpa döküyor yani çocuk. Bakın şöyle yerin üstüne. Full arpa yani. Full arpa. Yani bunları biz vitamin tozlarıyla şeylere destekliyoruz yani hayvanı işkembesine zarar vermesin diye. Sıkıntı yapmasın diye. Yani bilginiz olsun. Yani ben besiye koydum hemen mal şu kadar kilo gelir şöyle para kazanırım bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Mal o yüzden hesaplı almaya bakın. Demek istediğim o. Malı ne kadar hesaplı alırsanız içine fire verseniz de ne olur üstüne azar azar biner. Ama sen tutar malı pahalı alırsın. Yani gittikçe sıkıntı, gittikçe zarar edersiniz yani. Çünkü yani 100 malda fireniz olur, 10 tane falan fireniz olur arkadaşlar. Yoksa besleyeceğin hepsi hep köşe olur. Trilyonluk olur. Maşallah kuzular da gelişiyor. Yani o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Mallarım yemliyor. Gel. Yani kuzun hepsi bir gelişmiyor yani mesela bu fazla yani gelişmiş fena değil de yani yine de beklediğimizin altında yani bazılar da tam gelişmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Yani besle fireniz doluyor. Bunları da göz önünde bulundurun. Yani malın içinden çıkmamanız lazım. Yani malı devamlı gözetlemeniz lazım. Yevişini, yemesini, içmesini, her şeyini. Yani şöyle malın yatmasına bile bakacaksınız. Şöyle bakın. Mal böyle rahat rahat yatıyorsa yayla yayla böyle. Çukurova şeyiyle konuşuyorum yani. Geniş geniş yatıyorsa bak mal üstüne koyuyordur. Bazı mallar vardır hiç yatmıyor. Niye? Mal aç. Aç mal yatmaz. Devamlı ayakta durur. Devamlı ayakta durur. Adam diyor ben besleye mal koydum. Benim mallar hep ayakta diyor ya. Gidiyorum bakıyorum misal. Burada bizim memlekette Osmaniye'de. Gidiyorum bakıyorum. Malın önünde yem yok. Ne veriyorsun abi sen buna işte samanı tartıp veriyorum diyor. Şu kadar saman veriyorum. Şu kadar şunu veriyorum. Bu kadar bunu veriyorum. Mal aç. Bari tamam arpa vermiyorsun da. Yani samanla karnını doyur bari yani. Yeme alıştığına kadar. Mal aç. Aç mal yatmaz arkadaşlar. Mal şöyle geniş geniş yatacak. Geniş geniş yatan mal, geviş getiren mal etlenir. Suyuna bol bol içecek bakın. Yem yemeye başlar başlamaz mal hemen su içmeye başlar arkadaşlar bak. Yani şimdi bu mal yem bilmezse böyle su içse hepsi ölür bu malın. Aklınızda olsun bakın. Örnek vereceğim şimdi. Malın içinde firelerden göstereyim size. Bakın. Şu mal çok yem yediğinden çok zayıftı, ölecekti, deli. Deli bir tane bu. Bakın. Normal dişi adaklı koyunlar için attım. Burada 1 kilo 200 gram falan yiyor.
kendine geliyor yani. Bakın bir tane mor burada. Şu giden koyunun önünde yatıyor. Şimdi diğer ahırdan getirdim iki tane. Yani deli yani. Bunları bu arada bunlara yün getirdim. Bunları alırken video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bakın iki tane burada diğer ahırdan getirdim. Şu simsiyah beyaz olanın karnının altı komple şişmiş. Komple iltihap kapmış. Bakın karnı da çekin. Diğer kafası beyaz mor olan da yine delirmiş. Morda deli çok oluyor. Bakın ben bunu söyleyeyim size. Morda deli çok oluyor. Bakın, hayvanın karnı şişmiş. Arı mı soktu, bir şey mi soktu, akrep mi soktu artık. Kışında hiçbir şey olmaz ama bu hayvanın bir şey sokmuş. Şu duvarın dibinde iki tane merinos var. Onları damlaya kaldım. Şu kuzular. Bakın. Şöyle. Beslemeli kuzu. Şöyle kuzu. Aldığımız abimiz fazla bakmamış. Kafalar hep komple uyuz olmuş. Bakın. Kuzular çok güzel ama işte kuzuların tek sıkıntısı uyuz olmaları. Bunlar da uyuz var. Bunları da satacağım inşallah. 30 tane bir yerden aldım. 6 tanesi ayrı. Yani mesela şu kuzu. Bunu sabah tarttım bakın. Şu parlak merinos var ya arkadaşlar. Manlak olan. Bunu sabah tarttım 54 kilo falan geldi. Bunu da satacağım inşallah. Bu 6 tane bakın. 2 tanesi var, 1 tanesi bize doğru geliyor. Onlar parlak. Şu dişi koyunları kesim aldım, kısır. Bu kesimlik, arkasındaki şu. Şunu da adam öyle, bunu da öyle aldım. Yemesi içmesi iyi de bunun gevişi şişmiş. Bakın arkadaşlar suratında. Bu koyunu da 500 aldım. Yemesi içmesi iyi, sadece hayvanın gevişi fazla sıkıntılı, fazla geviş çıkartıyor, ağzını atıyor. Şu koyunları kesim aldım, bakın şu koyun kesim. Bir tane koç aldım. Geçen hafta getirdiklerimden çok şükür bir tane kalmadı, hepsini sattım. Bu hafta yine getirdim, bu hafta da bunları muhtemelen hafta içi bitiririm. Yani bugün alıcı birkaç arkadaş gelecek de, dedim işim var benim. O yüzden onları sonraya aktardım. Tekrar döneyim. Bakın arkadaşlar. Besi kolay değil. Yem maliyeti çok. Arkadaşlar. İçinden öleni olur. Gelireni olur. Hasta olanı olur. Yani ilacınızı, imlenizi, her şeyinizi zamanında bulundurmanız lazım. Malı takip etmeniz lazım. Mal delirir. Buna yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bak deliren mala kulağın dibinden iyomek girin, şu hapını getirin, bu hapını getirin, alnına şiş bassın, bilmem ne yapın, kurtulsun. Arkadaşlar yani bu hayvanı süründürürsünüz yani. Sonra hayvan bunlar ölüyor zaten. Ha ne yapacaksın, bunlar ölmesin diye malı kesersin, zar etmezsin. Ama adam der ki şu inneyi vur, bu inneyi vur, inneleri vurursun, hazır eti batar hayvana. Etini de kasap almaz. Yani elinize kalır yani. O yüzden takip etmek çok önemli. Yani deli olan malda ben şunu gördüm. Bakın şu geviş getiriyor misal. İki tane buraya attım. İnanın bir aydan fazla süredir yaşıyor ve burada abaklık mallarının içine attım. Burada yiyor. Yani çok yem aşırı gittiği zaman hayvan hemen yıkılıyor. Çok aşırı yem yemediği zaman 1 kilo 300 gram 200 gram falan yiyor. Burada dişi koyunları abaklıkları ne veriyor bizim çoban tam bilmiyorum da. Ne oluyor? Bunlar yaşıyor yani. Çok aşırı yemde bence kafasına vuruyor. Ali arpayı bitirmiş mi oranın? Bakın balya veriyoruz. Bir dakika. Benim şu koyunum da ikiz doğurmuştu da sütü yok. Kuzunun birini sattım. Erkek kuzunun bir dişi kuzu kaldı. Onu da bizim Ali'ye verdim. Bizim Ali ineklerden sağıp sağıp emziriyor. Bakın arkadaşlar mısır balyası. Yani hayvan alışmış mısır balyasını yiyor. Şöyle görüyorsunuz bak. Yani
Malda yemi sınırlı tutmuyoruz biz yani. Sınırlı tutarsan pek de bir şey olmuyor. Yani eskiden bu daha iyiydi. Yem hesaplıydı. Yine böyle sınırsız veriyorduk. Çok güzel para kazanıyorduk ama şimdi yem aşırı pahalı. Bu saman pahalı. Pancar olmuş 1 liraya yakın ya bizim buralarda. 1 liraya yakın. Konya'dan geliyor. Vallahi nasıl edeceğiz bilmiyorum. 350-400 aldığımız pancar olmuş 1 milyon. Sılaj 600 liraydı. O da 1 milyonu geçmiş. 1 milyon 100, 1 milyon 200. Yani şu samanı biz vallahi ben malların altına da atıyordum bu samanı yani. Koyunlarım yavruluyordu. Ucuzdu mısır samanı. Vallahi kuzuların, hamile koyunların altına atıyordum. Bugün de aklıma bu geldi. Bu şekilde bir deneyeyim dedim. Yani aklınızda olsun. Yani ben malı koydum. 100 malı koydum. 100 milyara. Bu mal 60 milyar yer. 160 milyar. Bu mal yetişir mesela. Bir arkadaşım vardı da o bugün geldi bu şekilde benim yanıma geldi. Destlere baktı. O bu şekilde anlatıyor da ben ona da anlattım. Şimdi size de anlatayım. Diyor 100 milyara koydum diyor. 100 tane kuzu. Evet. 100 milyara koydum. Yani 100 milyara kuzu bulamazsın da tamam 100 milyara koydun. Diyor bu da 60-70 yer. Tamam abi 60-70. 160 milyar. 170 milyar. Kardeş diyor bu diyor 30 kilo gelse diyor. Kesim diyor 65 olsa diyor 2050 diyor. Diyor mal başı 500-600 milyon para kalır. Tamam da sen bu 100 malın hepsini yetiştireceğinden emin misin? Bir. İkincisi bu malın içinde sen en az %5. En az ya ölürsün %5. Yani %5'e biz süper diyoruz yani. %5 ile 10 arası fire verirsin. 90 mal kalır. Tamam. O da tamam. Yemi diyor işte 600 işte mal başı neymiş işte 600-650 lira yer diyor. Abi mal başı şu anda 1000 liraya yakın yiyor. Yani bunu aklına koy. İçinde fire veriyor. Bakın arkadaşlar bu vitamin tozu. Yeme atıyoruz. Arpalar üstüne atıyor mu Ali? Hepsini atıyorsun. At at. Şimdi bunu atmamızdaki nedeni arkadaşlar diri arpa diri besi yemi verdiğimiz için mal hazımda sıkıntı yaşamıyor yani. Hazımda Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamıyor. Daha da iyi oluyor. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatacağım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yorumda yazın. Aklınıza soru varsa yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Birçok arkadaşlar elimden geldiğince hep cevaplıyorum zaten. Bazı arkadaşlar arıyor da. Allah razı olsun. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Neyse arkadaşlar iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.